Arkadaşlar bu havucu nasıl yaptığımı hemen kısaca size anlatmak istiyorum. Böyle detaylar biliyorsunuz hoş ve güzel oluyor. Çok sevimli yapıyor oyuncaklarımızı. Havucumu böyle önce ördüm. Size nasıl yaptığımı hemen anlatacağım arkadaşlar. Sihirli halka içine 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane yaptım. Şöyle hafif elimle kavislendirdim arkadaşlar. 4 sık iğne olunca biraz zor oluyor dönmesi. Ve ilk sık iğnenin içine battım. İkinci sıraya geçtim arkadaşlar. Burada bir sık iğne yaptım. Bir arttıracağım. Bir sık iğne bir arttır yapıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızda. Ben belirteç kullanmıyorum. Çok küçük olduğu için. Bir sık iğne bir arttır yapacağım. 2 tane. Böyle döndürdüm. Sayım 6 oldu arkadaşlar. Bir sıra arttırmadan, eksiltmeden 6 sık iğne öreceğim. Bir sıra ördüm. Şimdi 2 sık iğne bir arttır yapıyorum arkadaşlar. 2 kere arttıracağım. Yine 2 sık iğne bir arttır. Bu sırayı da öyle tamamlayacağız. 2 kere arttırıyorum arkadaşlar. 2 sık iğne bir arttır, 2 sık iğne bir arttır. Ve sayım 8 olacak. Arttırdım. Şimdi sayım 8 oldu. 8 sık iğne bir sıra öreceğim. 8 sık iğne ördüm. Şimdi 3 sık iğne bir arttır yapıyorum arkadaşlar burada. Bu sırada da 2 kere yine arttıracağım. 3 sık iğne bir arttır. 3 sık iğne bir arttır. 2 kere bunu yapacağım arkadaşlar. Arttırdım bir kere. Bir kere de arttıracağım. Sayım 10 oldu arkadaşlar. 2 sıra daha 10 sık iğne öreceğim. 2 sıra 10 sık iğne örelim. 2 sıra 10 sık iğne ördüm arkadaşlar. İçine elyaf doldurdum. Böyle ince, ucu ince olunca şuraya kadar elyafımı doldurdum az bir şey. Biraz daha doldurabilirim. Çok almıyor zaten arkadaşlar. Çok az bir miktar. Şimdi bu sırada da son sıramızda arkadaşlar 5 tane eksiltme yapacağım. Arka arkaya 5 tane eksilteceğim. 10 sık iğnemiz vardı. Böyle arka arkaya 5 tane eksiltelim. 2, 3 tane daha eksilteceğim. Bitirdim arkadaşlar. İpimi kopardım. Az bir şey uzun bırakarak. Ve bu aralardan geçirerek büzeceğiz arkadaşlar. Her halkadan geçirelim. Böyle ipimizi güzelce sıkıştırıp şurada bir düğüm atacağım arkadaşlar. Düğüm atıp ipi içeri iğneyle geçirip böyle yine iğneme arkadaşlar yeşil ip taktım. 2'ye ayırdım. İnce biraz incelttim. Ortadan büzme yaptığımız yerden arkadaşlar giriyoruz ortadan. Ve böyle gelişi güzel. Aynı yere batarak aşağılı yukarılı istediğiniz şekilde bu şekilde biraz yeşil yaprak oluşturuyorum arkadaşlar. Bir aşağıdan bir yukarıdan. Bu şekilde tamamlayalım. Sonra burada ipi çıkardıktan sonra zincir çekeceğim. Böyle arkadaşlar böyle gelişi güzel bir yeşillik oluşsun diye. Şimdi bu ipi buraya çıkardım ve buradan tığ geçiriyorum arkadaşlar bir tanesinden. Geçirdim buraya 2-3 tane zincir çekip çıkarıyorum. Ve bu ipe yine iğneyi takacağım. Buradan geçirip Oraya sabitleyeceğim arkadaşlar. İğneyi geçirdim. Aynı yere batıyorum, ortasına. En ucundan çıkarıyorum. Burada böyle minik bir sap gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bunu tekrar böyle bir yere çıkarıp burada düğümleyebilirsiniz dibinde. Şuraya tekrar çıkıp şurada düğümleyelim arkadaşlar. Tekrar içine iğnemizi batıralım. İpi oradan keseceğim. Evet arkadaşlar, minik havucumuz hazır. Böyle. Bluzunu arkadaşlar ben arkadan diktim. Söylediğim gibi buradan da ikinci şöyle diktim arkadaşlar. Şurasından ince ince batarak hemen kenarından değil de böyle iki sıra üstünden diktim arkadaşlar. Bluzunu da monte ettik. Pantolonu da aynı şekilde şuradan hemen üst halkalarının üzerinden arkadaşlar dikiyoruz. Kemerini ben zincir çektim arkadaşlar. Bu uzunlukta ölçtüm beline. Böyle bu kadar artacak şekilde zincir çektim ve üzerine sık iğne yaptım arkadaşlar. 70 zincir falan oldu benim ama siz ölçerek yaparsanız daha güzel oluyor. Hani ölçüsü tam oluyor. Çünkü eliniz, ipiniz, kullandığınız ip hepsi fark ediyor arkadaşlar. Gevşek örerseniz çok uzun olabilir. Sıkı örerseniz kısa olur. Böyle yaparsanız ölçerek daha güzel oluyor. Bunu ördükten sonra arkadaşlar buradan buraya yaptığım trabzanların arasından önden, arkadan, iki yandan ve ortadan geçirdim. Sonra en son buradan geçirdim ve bu ön kısımdan iki tane trabzandan geçirdim arkadaşlar. Böyle bunu buraya monte edeceğim. Bu ipi uzun bıraktım biraz. Buraya bunu monte edeceğim. Bunu da şurada küçücük tutturacağım. Biraz şu tarafa gelsin. Bu kemerinin uzunluğu diye. Böyle arkadaşlar, bunu da yaparsınız artık siz. Bu kadar anlatıyorum size. Havucunu da monte ettim. Yani kaldı tavşanımızın kafasını monte etmek arkadaşlar. Ben böyle bıyık detayı yaptım. İnce makara iple, ince siyah iple arkadaşlar. İnce olması daha güzel oluyor. Kalın olursa güzel olmaz bu bıyıklar. Böyle bıyık detayı da yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde 3 parçadan oluşuyor. Buradan iğneyi takıp, yani kolay bu. Buradan bakarak yapabilirsiniz. İstediğiniz farklı şekilde de siz kendiniz uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şapkasını monte ettik ve sıra geldi boynunu yerleştirmeye arkadaşlar. Boynunu böyle güzelce tekrar buradan sardım tellerimi. Buradan arkadaşlar sıkı doldurduğum için makasla şöyle yer açtım. Tel için, telin rahat girmesi için ve bunu böyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Yerleştirdim. 2 tane, bir gövdeden bir de kafadan gelen ipi, ikisini de takıyorum ipime, iğneme arkadaşlar. Uzun bir ince yorgan iğnesi kullanacağım. Kafayı ortalıyorum. Ön kısmı tam yamuk olmasın, tam ortaya gelsin burun böyle. Sonra arkadan başlıyorum dikmeye arkadaşlar. Bir tane gövdeden alacağım, boyundan bu şekilde alıyorum. Bu şekilde alacağım. Bir boyundan, bir kafadan alıyoruz arkadaşlar. İlk başlangıç yerini böyle alıyorum. Ve sırayla hiçbirini atlamadan, zaten 12 tane sık iğnemiz var boyunda ve kafada, hiçbirini atlamadan bu şekilde dikeceğim. Güzelce sıkıştırarak, bakın bir daha son kez gösteriyorum. Böyle dikeceğiz arkadaşlar. Tamamlayacağız. Boynu bütün etrafını dönerek tavşanımız bitecek arkadaşlar. Tavşanımı bitirdim arkadaşlar. Bütün ayrıntılarını sizlere anlatmaya çalıştım. Videolarımı izleyerek siz de kolaylıkla yapabileceksiniz arkadaşlar. Boyu 34 santim oldu. Kullandığınız ipe göre, elinizin gevşek ve sıkılığına göre bunun boyutu değişecektir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızla da destek verirseniz arkadaşlar memnun olurum. Bir dahaki videoda, bir dahaki modelde tekrar buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.